Şimdi arkadaşlar son zamanlarda bilindiği gibi askıda milletvekili tartışılmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerine 20 tane emanet milletvekilini Meral Akşener'e vererek mecliste grup kurmasına yardımcı olarak 2019 seçimlerine katılmasına hak kazandırdı. Şimdi bu siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine yaradığını görünce ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için, koltuğundan indirmek için her türlü e, işbirliğine giderek kafasını çalıştırdı ve e, bazı kişilerin de yani CHP'yi yöneten, görülmeyen yöneten kişilerin de akıl vermesi üzerine Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne askıda milletvekili denilen bu milletvekillerini emanet olarak verip her iki kişiye de Ahmet Davutoğlu'na da Ali Babacan'a da mecliste grup kurdur 2023 seçimlerine katılmaya hak kazandırmaya çalışıyor. Şimdi bizim burada cevaplayacağımız, sormamız gereken bu grup kurulduktan sonra her iki parti de seçime girerse 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yarar mı, yaramaz mı? Ne yaparsa yarar, ne yapmazsa yaramaz. Şimdi en birincisi akıllı siyaset yürütür ise Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle bu Erdoğan'ın işine gelir. Ama akıllı siyaset yürütmeyip de bütün olayı bütün oyunu kuran kişi, kurucusu, yöneten kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındaki güçler olursa aynı Karamallı Karamallı oğlunun da hani hiçbir faydası olmamasına rağmen kendisine veyahut da devlete, millete diyelim almış olduğu 3-5 oyun CHP'ye fayda getirdiğini gördük. Aynı taktiği CHP yine devam ettirirse yine faydalanır. Ama bu taktiği devam ettirmezse alacak oldukları 3-5 oy da Erdoğan'ın hanesine yazılır. Şimdi benim görüşüm Recep Tayyip Erdoğan bu iki partiyi kendisinden çıkartarak meclise girmesine yardımcı oldu ki şu yüzden bütün Türkiye hatta bütün dünya Erdoğan'a karşı birleşti. Birleşiyor. Daha önce Devlet Bahçeli de Erdoğan'a karşıydı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Erdoğan gerekli milletvekili sayısına ulaşamayınca, hükümeti kuramayınca eksik milletvekili 20 ya da 25 civarındaydı. İşte hükümeti kurma yeterli değildi. Bu fırsattan istifade etmek etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu HDP, CHP ve MHP'yi bir araya getirerek hükümeti kurma milletvekili sayısına erişebiliyordu. Bunun neticesinde Devlet Bahçeli'ye şöyle söyledi. Seni baş, başbakan yapalım. Gel sen HDP yapılacak olan işbirliğine razı ol. Devlet Bahçeli ne ne teklif edersen et istersen Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı değil cumhurbaşkanı bile yapsan HDP ile ben aynı masaya oturmam dedi. Benim askerimi, polisimi şehit eden, yıllarca benim vatandaşıma kurşun sıkmış bebek katiliyle ben asla bir araya gelmem. Ben bu oyuna ben bu oyuna gelmem diyerekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri çevirmesi şimdiye kadar Devlet Bahçeli çeşitli donelerle yöneten, bazen dolaylı, bazen direkt yöneten fetö burada Devlet Bahçeli kesinlikle FETÖ'cü değil, onu demek istemiyorum. Yani dolaylı bir şekilde Devlet Bahçeli'nin eline bilgiler, belgeler ulaştırarak kendi taraftar, milletvekilleri, gizli kripto fetöcüler tarafından Erdoğan'a düşmanlığı ve Erdoğan'a da yapmış olduğu düşmanlıkları sayesinde FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyordu. Ortak düşman Erdoğan'dı. Ama 7 Haziran seçimlerinden sonra bu üçlü koalisyon bir araya gelmeyince FETÖ'nün ilmik ilmik kurmuş olduğu planı Devlet Bahçeli gibi tek bir şahıs yüzünden suya düştü. Bu planın tekrar işle işlevle işlevlemesi işlev görmesi için Devlet Bahçeli'nin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Buna karşılık da MHP'nin içerisinden ya bir parti doğacaktı ya da MHP'yi ele geçirmesi gerekiyordu. Devlet Bahçeli'nin Deniz Baykal gibi bir kaseti olmadığı için herhangi bir yanlış, kaçak, göçek, alavere, dalavere bir işi olmadığı için Devlet Bahçeli'ye birebir nüfus edip tehdit edemiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde tehdit edebileceği herhangi bir küçücük bir kusuru bile yok FETÖ'nün elinde. Ama diğer bütün siyasetçilerin hemen hemen yüzde doksanının kesin vardır. Şimdi arkadaşlar Devlet Bahçeli buna karşı gelince bu üçlü koalisyona HDP ile bu sefer Meral Akşener'i devreye soktu. İki sene olmasına rağmen MHP'nin kurultay seçimleri, genel başkan seçimleri buna rağmen birden FETÖ, FETÖ Meral Akşener'e yol vererek bu seçimleri erkene alınmasını ve aday olarak da Meral Akşener'in aday ol, olacağını açıklattırdı. Sinan Aygün gibi birkaç öyle kendine yakın Oktay Vural gibi bazı milletvekilleri de ayaklanmaya başlamıştı zaten. Daha sonra FETÖ e, Meral Akşener'e yardım ederek e, bu işi mahkemeye taşımasını istedi. Mahkemeye taşındıktan sonra mesainin bitmesine 10 dakika 15 dakika kala FETÖ'cü savcılar ve hakimler MHP'nin olanüstü kongreye gidebileceğine karar verdiler. Bütün bu olayların gelişmesi neticesinde Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye saraya çağırarak bütün bu olayların FETÖ'nün dahilinde gerçekleştiğini ve MHP'yi ele geçireceklerini, Devlet Bahçeli'yi diskalifiye edeceklerini, bütün delegeleri, MHP'nin delegelerini tehdit, şantaj veyahut da satın alma maliyetinde bunları e, Akşener'in lehine oy kullandıracağını ve Devlet Bahçeli'yi saf dışı bırakacağını gösterdi, ispatladı. Mecbur olarak Devlet Bahçeli Erdoğan'ın yanında yer almaya başladı, mecbur olarak. Yani Erdoğan'la Bahçeli'nin birlik olması buradan doğdu. Bütün Türkiye birleşti bu iki lidere karşı, hatta yetmedi bütün dünya bunlara karşı birleşti. Şimdi gelelim Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na. Bunların kuracak oldukları partiler 2023 seçimlerine belki yetiştiremeyebilirler. Bunların yetişmesi için 20'şer milletvekil emanet e, vekil yani askıda milletvekilini vererek CHP bunlara mecliste grup kurdurup daha sonra vekillerini geri almayı düşünüyor ve 2023 seçimlerine yetiştirmeyi düşünüyor. Hatta şöyle bir söylenim de var. Devlet Bahçeli böyle rezil lanet iki yüzlü pis bir siyasetin e, ilerlemesi ve bunu kötüye kullanılması üzerine mecliste Grup kurma milletvekili sayısını 40'a çıkartmayı düşünüyor böyle bir tasarı daha sonra da arkasından seçime gidelim diye bir sinyal vermeye başladı Çünkü Çünkü demeyelim devlet Bahçeli böyle bir söylemleri boş yere kullanmaz. daha önce de başkanlık seçimi veyahut da erken seçim halka danışma gibi çoğu seçim öncesi öne sürmüş olduğu öneriler sayesinde hangi öneriyi öne sürmüşse onlar gerçekleşmişti. Bunda da yani gereksiz bir yere bu söylentiyi söylediğini düşünmüyorum. Belki erken seçimde olabilir. Hani seçimin hani ülkenin kötü yönetildiği, ekonominin batakta olduğu, hani zor bir dönem olduğu, Erdoğan'ın yönetemediğinden dolayı değil. Belki bir, bir siyasi plan bir oyun da olabilir yani. Çünkü e, CHP işi fazla bulandırmaya başladı. Çok karıştırmaya başladı. Güçlü bir e, 2023 öncesi güçlü bir AK Parti e, izlenimi ortaya çıkarsa... Erdoğan bu seçime gidebilir yani belki. Devlet Bahçeli'nin de yardımıyla. Ama e, şunu söyleyelim. Nasıl faydası olur e, Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın Erdoğan'a faydası şöyle olur. Bunlar kendi başlarına aday çıkarıp belediye başkanı veyahut da başbakan, cumhur, başbakan yok, cumhurbaşkanı adayı çıkarırlarsa bunlar %10 barajını geçemezler. %10 barajını geçemeyen oy sayısı otomatik olarak Türkiye'nin en fazla oyunu almış partiye yazılır. Yani Erdoğan'a yazılır. Ben de şunu şöyle düşünüyorum Erdoğan'ın planını. Bu partiler kurulursa Erdoğan'dan osanmış olanlar artık Erdoğan'ın bazı yapmış olduğu planları, projeleri veyahut da e, siyaseti beğenmeyen kişiler artık ben e, Erdoğan'a hani e, soğumaya başladım. Erdoğan'a benzer ya da onun e, yolundan giden ama Erdoğan gibi olmayan başka bir siyasetçi olursa ben oyumu ona veririm diyen. Hani arada bazen sağa bazen sol tarafı oy veren kararsız kişiler, kitleler diyelim. Bunlar şimdi misal olarak e, CHP hadi oy vermeyecekler ama Erdoğan gibi bir e, lider arıyorlar. Erdoğan olmasın ama Erdoğan olmayacak ama e, CHP de olmayacak. Bunlar mecburen Erdoğan gibi bir parti lideri ortaya çıkmadığı sürece o zaman ya Karamanlıoğlu'na ya da Meral Akşener'e kayacaklar. Başka çareleri kalmıyor. HDP'yi vermeyeceklerse CHP'yi de vermeyeceklerse Erdoğan da vermeyeceklerse ne yapacaklar? O zaman bunlar çalışıp çabalıp Ali Babaca'na ve Davutoğlu'na vermiş oldukları oylar dolayısıyla er, Erdoğan'ın hanesine yazılacak. Böyle bir siyaset yür, e, planda olmuş olabilir. Ama Kılıçdaroğlu aynı e, Karamolluoğlu'nda olduğu gibi Karamolluoğlu'nun çok güçlü olduğu illerde ya da ilçelerde il değil de ilçelerde e, aday belediye başkanı adayı olarak Karamanlıoğlu'nun tarafını destekleyip onun oylarını kendisiyle birleştirirse veyahut da e, Ahmet Davutoğlu'na veyahut da Ali Babacan'a seçim propagandası yaptırıp da daha sonra aday çıkarttırmayaraktan CHP'nin çatısı altında ya da İyi Parti'nin e, belirlemiş olduğu bir aday karşısında ittifak kurarlar da onlara oy toplamaya çalışırlarsa biraz daha e, o zaman CHP oyunu artırmayı planlıyor olabilir burada biraz CHP'nin işine yarayabilir, o zaman işte AKP'nin işine yaramaz ama akıllı kişiler yine de CHP'nin tarafına oy atmayacağını düşünüyorum. Her halükarda bu Erdoğan'ın işine yarayacak. Erdoğan'ın şöyle bir siyaseti de olabilir. Sen e, uğraş, didin, çalış, hain gibi gözük. Meclise girebilirsen ne ala? En e, kritik konularda devlet meselesini ilgilendiren çok e, önemli maddelerde, kanunlarda bana destek ol. Yani bana e, gizli oylanımda ya da açık oylanımda bana oy olarak oyunu bana ver. O maddeler, o yasalar yürürlüğe girsin. Mesela Suriye tezkeresi gibi, mesela Libya tezkeresi gibi, Katar'a gönderilecek asker gibi, başkanlık seçimine hani halka gidilmeden önce milletvekillerinin oyları gerekiyordu. Buna benzer çok önemli, böyle kritik noktalarda oyunu benim tarafıma kullan diğerekten meclise gelirsen böyle gizliden beni destekle der gibicesine veyahut da CHP'nin gizli ittifaklarını kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerin onların kulağına sufleler fısıldadığını, hangi belgeler bilgiler onların eline ulaştığını, nereden saldıracaklar, hangi kirli hangi pis siyaset peşindeler bunları bana hani dolaylı olarak ulaştır da diyebilir. Eğer ki meclise giremez, seçimi kazanamaz isen Kaybetmiş olduğun yani toplamış olduğun oylar dolayısıyla yine benim haneme geliyor. Benden bıkmış ama sana oy veriyor. Benden o sanmış benden hani %50 bıkmış olan kişinin oyunu dolayısıyla yine ben alıyorum diyerekten böyle akıllı bir siyasette yürütmüş olabilir. Çünkü siyaset e, Türkiye'de bilgi ve zekadan halka hizmetten ötürü ayrı yani iyice hileye dönüştü. Kim daha çok hile, yalan oyun yaparsa satranç oyunu değil resmen çakallık oyununa dönüştü. Daha fazla oy almaya gidiyor gibi bir şeyler, hani izlenimler oluşmaya başladı. Ne kadar hizmet verirse versin CHP'nin iskelet seçmeni AKP'ye oy vermiyor. Ne kadar hizmet verirse versin isterse gelsin evinde maaşa bağlasın. Maaşını da bırak yani resmen üzerine ev, villa, arsa, hotel, ipotek yani üzerine versin, arsa geçirsin. Yine de vermiyor. PKK'da aynı şekilde. Çünkü adamın amcasını, dayısını, halasını, ninesini bir şeylerini kesinlikle akrabalarından yani yeğenlerinden, kardeşlerinden adam öldürmüş. Türk askeri. Adam boynunu keser yine de Türkiye Cumhuriyeti hükümetine oy vermez. O hükümeti kim önde gidiyorsa kim hizmet ediyorsa onu yıkmak için onun karşı artının karşıtı eksi eksinin karşıtı artı ya kimse ona oy verir. Hiç umurunda değil yani. Kim ülkeye hizmet ediyorsa ülke ilerlemesin karışsın diye kendisi ölümüne bile yani öl, ölse bile oy atmaz. Gider karşı tarafına oy verir. Bu böyle bir şey. FETÖ'cü de aynı şekilde eski konumunu kaybetti. Tekrar yine yine eski konumunu kazanmak için kaybetmiş olduğu hakimler, savcılar, generaller, yarbaylar, albaylar, müdürler, müdür yardımcıları, emniyet müdürleri bütün bunların hepsini geri kazanmak için gazeteler, televizyoncular, türlü türlü oyunlar, hileler çevirmek peşinde. Yani bunlar da kesinlikle oy vermezler Erdoğan'a. Çünkü bunlar da çok zekalılar. Yapacak da bir şey kalmıyor. Arada 3-5 hani kararsızların oyunu da geri almak, geri geri çevirmek gibi bir e, siyaset izlenimi peşinde olmuş olabilir Erdoğan.